Yeter artık bu hapishanelerden çektiğim. Önce deli hastanesi, sonra hapishane. Bıktım yeter ya. Artık buradan kaçmam lazım. Polisler bazen bahçede atış denemeleri yapıyorlar. Bazen tüm şarjörü boş mu dolu mu demeden atıp yemek molasına gidiyor. Oradan barut toplayıp dinamit yaptım ve duvarı patlatarak kaçacağım. Ama gizli gitmem gerekiyor. Eğer polislere yakalanırsam tüm iş berbat olur. Bunu yapmak için iyi ki pazar gününü seçmişim. Polislerin seçtiğim duvarın etrafında olmadığından emin olmam gerekiyor. İşte burası. İşte patladı. Arabaya koşmam lazım. Oha lan, bu patlama sesi ne? Kesinlikle silah sesi değil. Koş. Hayır, olamaz. Pazar günü burada olmamalı lazımdı. Lanet olsun. Hiç kafamı sıkılmadan kaçacağım sanmıştım. Ama olsun, deli hastanesinden önce bu şehirde doktorluk okumuştum. Uçtan uca biliyorum. Bu kadar basit size aptal polisler. İşte bu kadar. Kaçtı. Ne yapacağız lan? Patron kesin kovacak. Yüksek lisans arkadaşım bir örümcek simbiyotu yapmıştı. Örümcekler zayıf. Neden Iron Man'ler için yapmayayım ki? Biraz negatifgen, biraz savaşçı ve nöbet hastalığı kök hücresinden üretilmiş sinir kontrol geni. Şimdi bu lanet olası dünyanın beni deli hastanesine atarak yaptığı haksızlığın bedelini ödeteceğim. Aşağıyı kontrol etsem iyi olur. Tesiste çalışan diğer bilim insanları da burada. Ama onları tanımıyorum. Aşağı tarafa girmek için kullandığım kapı bozuk. Onu tamir ettirsem iyi olacak. Hiç anlamadığım konular bunlar. Doktor, hemen buna engel olmalıyız. Endişelenme. Bunun için bir koruyucu gen getirmiştim. Fakat test aşamasında. O yüzden simbiyotlar ara sıra kendi aralarında savaşabilir. Çok zamanımız yok. Koy hadi. Tamam. Aceleye getirme. Sessizce kaçmamız lazım. Sence de bir şey unutmadık mı? Haklısın. Araçlarını sabote etmeliyiz. Her şey tamam ya, bir sorun yok. Gidip çalışmalara devam edeyim. Bunlar neye bakıyor böyle? Oo, manzara güzelmiş. Ben varken bunlar yoktu tabii. Gittiğimde yapmışlar.
Bitti mi? Bitti. Koş. Harun. Hala küs müyüz? Ne küsmesi be, anlat derdini. Ben çok sıkıldım. Ölebilirim bu sıkıntıdan. Spider-Man çizgi romanındaki gibi. Simbiyot örümcek adamlar gibi simbiyot Iron Man mi? Demek artık biliyorsun. Senin o lisedeki arkadaşın var ya, sana çok benzeyen. Ne alakası var ya? Bir de onu benim ikizim gibi gördünüz hep. Sözümü kesme. Adı Burnert'ti. Bir simbiyot formülü hazırladı. Fakat Hıdır'la ben formüle koruyucu gen ekleyerek bir şekilde kaçtık. Onlarla savaşmak istiyorum. Tabii hala arkadaşsak. Arkadaşız tabii. Bizde Iron Man'li vücuduna uyarlayacak bir ameliyat var. Ama yapım aşamasında. Umurumda değil. Yapın şunu. Yalnız bir sorun var. Çok acımaz değil mi? Pek sayılmaz. Ha, iyi bari yapın ya. Tamam, sizinle birlikte geliyorum. Ve evet, çok iyi anladım. Ameliyat sırasında konuşmamam ve kıpırdamamam gerektiğini çok iyi anladım. Artık ameliyat bitti. Iron Man olabilirsin. Teşekkür ederim. Ben evime gidip Iron Man olacağım. Sonra dünyadaki tüm kötüleri öldüreceğim. Teşekkürler. Bay bay. Hıdır, cidden onunla barışıp ona Iron Man kostümü yapıp arkadaş mı olacağız? Hayır tabii ki de. Ameliyat malzemeleri getir. Biz de Iron Man olacağız. Hoş geldiniz beyler. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi artık ben bir Iron Man'im. Sen de ağlaya ağlaya git canım. Until I broke the rules, my life destroyed.
Ha 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 ha